Gönen deyince akla gelen ilk önce baldo. Gönen baldosu dediğimiz baldo pirinci. Şu an görmüş olduğunuz hasadı yapılmakta olan ürün de baldo çeşidi bir ürün. Tabii ki Gönen'de baldo çeşitlerinin ekilişi geçmişe rağmen biraz azalmıştır. Azalmasına rağmen yine de çiftçimiz baldodan vazgeçmemektedir. Bölgemizde ağırlıklı olarak baldo, kamuyo ve diğer Ronaldo bu gibi çeşitler ekilmektedir. Tabii ki burada Gönen Ovası'nda toplam 82 bin dekar çeltik hasadı yapılmakta olup şu an hasadın %10'u yapılmakta. Daha da önümüzdeki günlere devam edecektir. Piyasada çiftçimizin beklentisi olan ürün fiyatını şu ana kadar alamadı ve sanayicinin de şu ana kadar da çeltikte talebi olmadığı gözlenmektedir. Bu da tabii bizim açımızdan ve çiftçimiz açısından bu dönemde rahatsız edici bir durumdur. Tabii inşallah önümüzdeki dönemde fiyat artışları ve fiyat politikaları belirlenir ve beraberinde de çiftçimizin yüzü güler. Ama şu an verimlere ve randımanlara baktığımızda verim ve randıman açısından gayet güzel bir sezon geçirmekteyiz. Sebebi de havaların poyraz olması ve aşırı ısınıp da lodos esmemesi tabii bizi de ve çiftçimizi de mutlu ve mesut etmektedir. Gönen marka olarak 23 tane işletmenin oluşu ve Gönen markasıyla da her yıl 270 bin ton civarında neredeyse Türkiye'nin yarı ihtiyacı olan pirincin Gönen markası satılması bir gerçek. Bildiğimiz büyük at çiftlikleri bunu atların altında altlık olarak, yatak olarak kullanır ve bağlar. Ve akabinde bölgemizde iki tane yenilenebilir enerji diye bahsettiğimiz iki firmamız var. Tabi bu iki firma bu çeltik sapınlarını alarak, toplayarak bu şekilde balya haline getirerek bu balyeleri enerjide kullanarak Türkiye'nin kullanmış olduğu enerji miktarının belli bir kısmını sağlamaktadırlar.